Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sağlık açısından çok iyiyim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Antalya çok sıcak arkadaşlar. Yani evde vantilatör olmadan gerçekten oturamıyoruz. Şu an çalışmıyor. Duş aldığımız zaman da gerçekten buz gibi suyla, yani şofben artık kapattık komple. Normal akan sudan duş alıyoruz. O şekilde giriyor. Yani gün içerisinde iki sefer en az duşa giriyoruz. Suyun altında kalıyoruz çünkü evde klima yok. Klima olmadığı için bir de Antalya'nın havası çok aşırı nemli. Biz de çok terlediğimiz ve sıcaktan, nemden dolayı duş almak zorunda kalıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağım? Yani vlog bile aslında çekemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Bugün hava dün ve ondan önceki günlere göre biraz daha iyi. Hava biraz bulanıktı, yağmur yağacak diye düşündüm ama yağmur bile yağmadı. Keşke yağsaydı. Şimdi ne yapacağım size göstereyim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki bundan önceki vlogta şöyle bir çerçeveleri, bunlar ahşapta beyaz renge boyamıştık spreyle. Hatta şu saksıları da boyamıştık. Ben bugün LCY2 Home'a gittim. Çok kalabalıktı. Bayramdan kaynaklı AVM'ler çok kalabalık. Şöyle bir çerçeve aldım arkadaşlar. Şöyle de bir ışık vardı, led ışık. Bir de şunu aldım. Arkadaşlar bunun fiyatı 24.95'ten 12.95'e düşmüştü. Hatta fişini göstereyim size. Şöyle arkadaşlar, görüyorsunuz çerçeve yaprak 12.99. Aynen 12.99'du. Şimdi ben bu çerçeveyi bu duvara asacaktım hemen. Fakat bu çerçevenin kenarları sarı. Sarı da değil aslında, böyle bir krem rengi gibi bir şey. Şöyle şu tarafı düşünüyorum. Ama bunu boyamam lazım. Sprey boyam var hala evde. Şunu kapatacağım ama yani kapatırsam da boya değermiş gibi hissediyorum. Bu yaprağı buradan çıkarmam lazım ilk önce. Ya silikonla yapıştırılmış. Yani dikkat ede de ilk önce yaprağı çıkaracağım. Çıkarttıktan sonra çerçeveyi spreyle. Sprey boya şurada. Onu da göstereyim. Evet. Şöyle sprey boya var. Umarım yeter. Yeterse bunu boyayacağım böyle. Söküp. Beyaza boyadıktan sonra tekrardan silikonla yapıştıracağım. Silikonum da var. Olmadı herhangi bir yapıştırıcıyla yapıştırırım. Buraya asacağım arkadaşlar. Birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar, ben yeşil yaprağı çıkarmak istedim. Ondan sonra biraz da zorladım. Silikonla yapıştırılmıştı. Fakat onu zorladığım zaman baktım ki tahta da ince olduğu için kırılacağını düşündüm. Sonra şöyle bir çözüm ürettim. Ürettiğim çözüm o içindeki bölümü şey yaptım, böyle ölçtüm, kağıtla kestim makasla. Ondan sonra birleştirdim, yapıştırdım kağıt ortasına tam. Şimdi o şekilde boyayacağım. Şöyle arkadaşlar, kapıya indirdim. Kapıda boyuyorum. Çünkü bina arasında boyadığımda çok fazla koku yapıyor. Zaten şöyle boyadım komple. Burası kağıt. Kağıt da boyanmış oldu. Yani her tarafını boyadığımı düşünüyorum. Bir taraf eksik kalmadı. Bakayım aynen. Şöyle hemen yukarıya çıkayım. Duvarı falan. Çivi de var. Duvarı da deleyeyim. Asayım. Güzel duracak inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ben. Bunu buraya asacağım. Az önce de söyledim. Şimdi ölçüsünü falan filan alayım. Mustafa da çeksin beni kameraya. Şimdi arkadaşlar şöyle olmasını istiyorum. Evet, aynen şöyle gidersek. Ya her şeyin böyle çok güzel, mükemmel olmasına gerek yok. Orada iyi bence. Burası iyi diye düşünüyorum ben de. Kalemle işaretleyelim orayı. Aynen, içini hemen işaret. Tamam. Evet. Çiviyi de buraya çakacağım. Çakayım istersen. Öyle yapma. Bana Tamam. versene bir. Vermiyorum. Bırak, ben yapacağım ya. Benim vlogum değil mi? Çivi çaktık arkadaşlar. Şimdi kağıdı çıkarıyorum. Aslında final bu. Boya değmiş midir? Değmemiştir diye düşünüyorum. Evet, değmemiş.
Harika. Yani arkadaşlar az önceki rengiyle şu anki rengin arasındaki farka bakar mısınız? Evet. Yine ben başardım. Çok güzel olmadı mı? Şu yapraklar var ya arkadaşlar biliyorsunuz. İşte şunları da şöyle bir şey yapsak mesela çok güzel olur aslında. Belki yaparım ileride. Olabilir aslında da. Şöyle işte arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Çok güzel olur bence. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani bunları istiyorum sizden. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.